Evet gençler, şimdi dünya ekonomik krizinde Türkiye'ye bakıyoruz. Türkiye bu durumda neler yaşamış bakalım. İlk başta olayları hatırlayalım. 1929 yılında Amerika'da Wall Street, New York borsasının çökmesiyle kriz başlıyordu. Dalga dalga Amerika'dan sonra Avrupa'ya, Avrupa'dan sonra da tüm dünyaya yayılmıştı. Tabii Türkiye'yi de etkiliyor çocuklar. Nasıl etkiliyor? Çocuklar biliyorsunuz o dönem Türkiye'nin başında kim var? Kim var 1929'da? Adnan Menderes. Kemal var değil mi? Çocuklar, İsmet Paşa da o dönemde görevde. Bu dönemde çocuklar biliyorsunuz halk fırkasının bir ekonomik anlayışı var. Siyasi partileri anlatırken göstermiştim size. Devletçilik politikası. Devletçilik politikası neyi kapsıyordu? Kendi ürününü üret değil mi? İthalatı azalt, ihracatı yükselt diye. Devletçilik politikası kendi ürünlerimizi üreterek bunu tam anlamıyla uygulamaya başladı. Bunun yanında baktığımızda diş ticaret ofisi açtık gençler. Biliyorsunuz ithalatlar artık dikkatlice takip edilmeliydi. Gümrük vergilerini yükselttik. Gümrük vergilerini yükseltmemizin yanında çocuklar ne yapıyoruz? Artık geldi malı haftası diye bir şey çıkacak. Bugün okullarda kutladığımız geldi malı haftası. Kendimde bizzat çok sevdiğim bir haftadır çocuklar. Kesinlikle tavsiye ederim. Yani devam etsin, hiç sıkıntı değil. Geldi malı haftası. Kutluyoruz gençler. Yerli malı haftasındaki amaç ne? Yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı değil mi? Buna dikkat edeceğiz. Kendi ürünlerimizi üretip onları tüketeceğiz. Çocuklar çok işe yarıyor. Hatta isterim ki bakmanızı yani bu grafik var. Gerçekten çok iyi bir şekilde ihracat yapıyoruz o dönemde. İthalatları minimum seviyeye kadar çekiyoruz. %12, %218'i aşan derecelerde çocuklar ihracat yapıyoruz. Diğer ülkeler yerlerde sürünürken biz böyle bir politika uygulamamız işe yarıyor. Tabii çocuklar bu devletçilik model anlayışını kimden ilham olarak yapmıştık? Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ydi. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği de o dönemde yakındık çocuklar. Onlar da bu şekilde bu politikayı uygulayarak yararlanabiliyor bu durumda. Krizin en minimum seviyesi. Tabii zararlar olmuştur. Olmak istedim demiyorum. Ama olabilecek en minimum seviyede atlatmışızdır gençler. Evet yazıyorum. 1929 Dünya Ekonomik Krizi. Dünya Ekonomik Krizi. ABD, Avrupa ve tüm dünyayı ettiler. Türkiye'de bu krize karşı bazı önlemler almıştır. Evet, bir devletçilik politikası. Dış ticaret ofisi. Gümrük vergilerini yükseltmesi. Ve yerli malı haftası. Evet. İki savaş arasında dönemde Türkiye'de bu şekilde gençler.